Dostlar merhabalar. Şimdi de bölünebilme konusunu gömeceğiz arkadaşlarım. Hiç vakit kaybetmiyorum. Hemen başlıyorum. Bölünebilmedeki ilk kuralımız şu olacak dostlar. 2 ile bölünebilme, sonra 4, sonra da 8 ile bölünebilme ki ben bunların hepsini şöyle tek bir kağıtta toparladım dostlarım. Sizlerden de hemen notlarınızı almanızı isteyeceğim arkadaşlar. Şimdi bir sayının 2 ile bölünebilmesi için şartımız nedir? Bunu konuşacağız birlikte dostlarım. Diyor ki kural, bir sayının diyor 2 ile bölünebilmesi için şartımız şu. Birler basamağındaki rakam çift ise, yani ne demek bu çift olması demek dostlarım? Bu sayının son rakamı, yani en sağdaki rakamı, birler basamağındaki rakam dediğimiz ya 0 ya 2 ya 4 ya 6 ya 8 olacak. Bu 5 taneden, yani çift rakamlarımızdan biri olduğu takdirde 2 ile tam bölünecek dostlar. Yani ne demek istiyoruz? Çift sayılar 2 ile tam bölünür. Bunu söylüyor aslında bize. Tek sayılar ne olur peki öğretmenim? Yani sonu bunlardan biri değilse tek sayılar 2 ile tam bölünmez. Kalanları vardır ve kalan da her zaman 1 olacakmış dostlar. Tek sayıların 2 ile bölümünden kalan 1, çift sayılar 2 ile bölündüğünde kalan 0, yani tam bölünüyor. Geldik 4 ile bölünebilmeye. Bak 2 ile bölünebilme birler basamağıyla ilgileniyor. Şöyle bir sayı düşünün. 1, 2, 3, 4, 5, 6 basamaklı, salladım. 2 ile bölünebilmesi için son basamağa bakıyormuşum dostlarım. 4 ile bölünebilmesi için de sondan 2 basamağa bakıyorsun. Yani onlar ve birler basamağındaki sayıya bakıyorsun. Şuradaki 2 basamaklı sayı. Son 2 basamağı diyor 4'ün katı olan sayılar 4 ile tam bölünür. Son 2 basamağına baktın. Mesela 40 burası. 40 dediğin zaman 44'e tam mı bölünür? 4'ün katı mıdır? Evet. O yüzden bütün sayı 4'e tam bölünür diyeceksin hemen. Mesela burası 44. 44 4'ün katı mı? Evet. Tam bölünür bütün sayı diyeceksin. Bir de şöyle diyeceksin dostum. Son 2 basamağı 0,0 olan, yani buralar 0,0 da olsaydı, 0 da biliyorsunuz her sayının katı olduğu için yine 4 ile tam bölünür diyeceksiniz. Tamam mıdır dostum? Şimdi geldik 8 ile bölünebilmeye. Bak 2 ile bölünebilme birler basamağıyla, yani en sağdaki basamakla. 4 ile bölünebilme son 2 basamakla. 8 ile bölünebilme de son 3 basamakla ilgilidir dostum. Son 3 basamağı 8'in katı olan sayılar 8 ile tam bölünür diyor kural. Ve yine aynı 4'teki gibi. Eğer son 3 basamak 0, 0, 0 ise da sayılar 8 ile tam bölünür diyeceksiniz dostum. Mesela büyük sayının son 3 basamağı 8, 8, 8. Bu sayı 888, 8'in katı mıdır? Evet, 111 katıdır hatta. Demek ki bütün sayı 8 ile tam bölünür. Zaten bir sayı 8 ile tam bölünür dediğin takdirde bak bu sayı ne olacak? 4 ile de tam bölünür değil mi? Çünkü son 2 basamağına bak 88. 88 4'ün katı mıdır? Evet, 4 ile de tam bölünüyor. 2 ile de tam bölünüyor. Son basamağına bak 8, 2'nin katı olduğu için, yani çift bir rakam olduğu için evet 2'ye de tam bölünüyor diyeceğiz dostlar. Şimdi gelin bu 2, 4 ve 8 ile ilgili şöyle birkaç tane soru çözelim. Daha da iyi pekiştirelim arkadaşlar bu bölünebilme kurallarını. Evet, ilk sorumuzu okuyorum. Rakamları birbirinden farklı 3 basamaklı 4, 2A sayısı diyor. 4, 2A sayısı 2 ile tam bölünebildiğine göre A'nın alabileceği kaç farklı değer vardır diye bir soru sormuş bize. Şimdi hemen yazıyorum sayıyı buraya. 4, 2A. 2 ile tam bölünebilmenin şartı neydi dostlarım? Şuradaki son rakam 0, 2, 4, 6, 8 olacaktı. Yani 5 tane değeri var. 2 ile bölünebilmenin yolu son rakamın şu 5 değerden biri olması gerekiyor. Ama burada neye dikkat etmen lazım? Şimdi şıklarında bunun kesin 5'te vardır dostlar. Böyle bir soru olursa, olacağını zannetmiyorum, bu kadar kolay olmaz tabii ki, ama olursa böyle bir soru şıklarda mutlaka 5 vardır, hemen işaretlemeyeceğim. Biz bu basamak kavramında ne öğrendik dostlar? Rakamlar birbirinden farklı demiş mi? dememiş mi? Buna bakacaksın. Bak, rakamları birbirinden farklı demiş. Yani senin A yerine yazacağın sayı 2 de olamaz, 4 de olamaz. O yüzden 2 ile 4'ü sildim. Geriye 3 tane rakam kaldı. 3 tane rakam değeri alabilirmiş. Şuna geldik. 4 basamaklı bilmem ne sayısının 4 ile bölümünden kalan 1'dir. Şimdi 4 ile bölünebilmenin kuralı neydi dostlarım? Son 2 basamağa bakacaksın. Yani öncekiler seni ilgilendirmiyor. Son 2 basamağımız 2A sayısı. Şimdi bunun 4'e tam bölünebilmesi için neydi kuralımız? Şu son 2 basamağın 4'ün katı olacak. Yani A 0 olabilirdi dostlar. 0 olsaydı 20 olurdu bizim sayımız. Tam bölünürdü derdik. Peki ama diyor ki kalan 1 olsun istiyor bizden. Madem ki kalan 1 olacak, o zaman buranın 21 olması, yani 0 değil de bak, tam bölünmesi için 0 ama kalanın 1 olması için 1 fazlasını alıyorum. Peki tam bölünebilmenin diğer şartlarına bakalım şimdi. A 0 olsa tam bölünebilir. 1 olsa tam bölünür mü dostlarım? 21 olur, olmaz. 2 olsa 22 olur, olmaz. 3 olsa 23 olur, tam bölünmüyor. 4 olsa 24, 4'e tam bölündüğü için 4 de olur. Bak, şu ilişkiyi yakalayamam. Son basamağın ilk değerini bulduktan sonra ikinci değeri 4 fazlası. Peki hocam A kaç olur 4'ten sonra? Bir de 8 olur dostlar diyeceksin. 5 olmaz, 6 olmaz, 7 olmaz ama 8 olur. Yani son basamaktaki ilk değeri buldun diyelim. Mesela şurada bir tane örnek vereyim. Sayınız 5A sayısı. 4 ile tam bölünebilmesi için A'nın kaç olması lazım? 0 olsa olur mu? 50 olur. 54'e tam bölünmez. Değil mi dostlarım? 1 olsa olmaz. 2 olsa 52 4'e tam bölünür. Bak, ilk değeri buldun mu? 52'nin ikisini buldun. 2. A ilk değeri 2. Bir sonraki ne olacak öğretmenim? 4 fazlası 6. Bir sonraki 4 fazlası 10. Tabii ki A dediğimiz şey 10 olmayacağı için A'nın burada 2 değeri var. 2 ile 6. Bak, burada ne yaptık? 0 verince 20 oldu. 24'e tam bölünür. İlk değer 0. Sonra 4 fazlası, sonra 4 fazlası. Yani neler olurmuş diye sorunun cevabı A dediğimiz şey 0 olur, 4 olur, 8 olur. Ama bu ne zaman olur bunlar? Tam bölünüyor deseydi. Bize diyor ki kalan 1. İşte sen de bu tam bölünen değerlerin kalan 1 dediği için bir fazlasını alacaksın. Yani A o zaman 1 olursa 21 olur, kalan 1 olur. 5 olsa 25 olur, kalan 1 olur. 9 olsa 29'u 9'a bölün, 4'e bölünemem, kalan gerçekten 1 olur. Göreceksiniz. O halde A'mızın gerçek değerleri 1, 9 daha 10, 5 daha 15 olmak üzere toplamları 3 tane değeri vardır. Toplamları da 15'tir dostlar. Şurada deseydi ki 4 ile bölümünden kalan 2. Biz yine tam bölünebilmesi için değerleri bulacaktık. Bu sefer 0'ın üstüne 2 ekleyecektik. 2 olacaktı A'nın değeri. Bunu da unutmayın dostlar. Evet, bunu da geçtik. Hemen geldik. Bir sonraki kağıdımızı şöyle önümüze alalım bakalım. Şunlar da şöyle dursun. Evet, burada ne diyor? 8 ile bölünebilmenin kuralı var dostlar burada da. Hemen şu sayımızı yazalım. Şimdi 8 ile bölünebilmenin kuralı neydi? Son 3 basamağa bakacaktık. Yani 0, 4, A. Bu bizim 8 ile bölünebilmemiz için son 3 basamağın 8'in katı olması lazım. Peki A'ya biz hangi değerleri verebiliriz onu bir düşünelim. Şimdi 0 olur mu diye bakalım. 0 olsa A... Burası 0, 40 yani 40 olur değil mi? Baştaki 0 okunmazdı. Ve 40 dediğimiz sayı 8'in katı olur. Dolayısıyla A 0 olabilir. Tam bölünmesini istiyor çünkü. Tam bölünmesi için 0 olacak. Deseydi ki 8 ile bölümünden kalan 2 olacak deseydi biz 2 fazlasını alacaktık buranın. 0 değil 2'yi alacak. Peki 1 olsa 41 olur. 0, 41 o da 41 diye okunur ki 8'in katı değil. 2 olsa 42 8'in katı değil. 3 olsa 43 yine 8'in katı değil. 4 olsa 8'in katı değil. 5, 6, 7, 8 olsa oluyor arkadaşlarım bakın. 0 ve 8 olacak. 8 olduğunda da 48'dir. 48 8'in 6 katıdır hatta. Demek ki 8 olur, 0 olur diyeceksin. Alabileceği değerler toplamı 0 ile 8'in toplamı da 8'dir dedik. Geldik şuna. Rakamları birbirinden farklı 4 basamaklı 53 A6 sayısının 4 ile bölünebildiğine göre A rakamı kaç farklı değer alır? Şimdi sayımızın bizi ilgilendiren kısmı son 2 basamağı, farkındaysanız. Bizim işimiz şurayla arkadaşlar. 4 ile bölünebiliyormuş, tam bölünecek. Peki ben A yerine hangi sayıları yazabilirim diye düşünüyorum. 0 yazsam 0,6 yani 6 olur. 6 4'ün katı değildir. O yüzden 0 olmadı. 1 yazsam 1,6 yani 16 olur. 16 4'ün katıdır. 1'i kabul ettim. 2 yazınca ne oluyor arkadaşlar? 26 oluyor. 26 4'ün katı değildir. 4'e bölünmez. O yüzden 2 kabul değil. 3 olsa 36 olur. 36 4'ün katıdır. 9 katıdır hatta. 3 olur. Bakın şuradaki onlar basamağına değer verirsek, hani az önce de söyledik ya soruda, 4 ile bölünebilmede dostlarım. Şu ince detayları da yakalayın, notlarınıza alın hemen. 4 ile bölünebilmede eğer son basamakla çalışıyorsam, yani A şurası olsaydı ve ben buranın değerlerini bulsaydım, ilk değeri bulduktan sonra dörder dörder arttırıyordum. Birler basamağında çalışıyor olsaydım dörder dörder artır. İlk değeri bulduktan sonra 4 fazlası 4 fazlası. Ama onlar basamağında çalışıyorsam bakın ilk değeri ne bulduk dostum? 1. İkinci kabul değerimiz ne oldu? 3. Kaç fazlası? 2. Burada da 2 fazla 2 fazla gidecek arkadaşlarım. İkişer ikişer artacakmış burada da. Yani o zaman sen bir sonraki değer için 4'e bakmana hiç gerek yok. Kesinlikle 4 yazarsan 46 olur ve 46 4'e tam bölünmez. Peki 5 yazarsan 5 kabul olur. Kesinlikle emin ol buna. Çünkü 3'ün 2 fazlasıdır. Ve 56 gerçekten 4'e tam bölünür dostlar. 5'ten sonra 7 olacak. 7'den sonra da 9 olacak. İşte A yerine yazabileceğim 1, 2, 3, 4, 5 tane değer var dostlar. Kaç farklı değer alır diye soruyor. İşte çok güzel bir sınav sorusu. Kaç farklı değer alır sorusunun cevabına 5 farklı şıkkını işaretlersen, 5 şıkkını işaretlersen bitti. Sınav gitti dostum. Peki ne yapacağız öğretmenim? Nelere dikkat edecektik dostlar? Rakamları farklı demiş mi, dememiş mi? İşte dikkat edilmesi gereken yer burası. Bak, rakamları birbirinden farklı demiş bize. Yani sen A yerine 6'yı yazamazsın. Zaten yok. 3'ü yazamazsın. O yüzden sildim. 5'i yazamazsın. O yüzden sildim. 5 tane değer vardı. İkisini sildim. 1, 2, 3 tane değer kaldı. Cevabım da 3 çıktı dostum. Evet. Hadi bakalım, bunu da gömdük. Şimdi dostlar geldik 3 ve 9 ile bölünebilmeye. Çok sık karşımıza çıkacak bölünebilmelerden bir tanesi. Bak, bu 4 ile bölünebilme, 8 ile bölünebilmenin çok sık sorulacağını düşünmüyorum. Soru bankalarında da yine aynı şekilde. Çok fazla soru kısmı ayırmıyoruz bu 4 ve 8 ile bölünebilmeye. Ama 3 ve 9'a çok fazla, 5 ile bölünebilmeye çok fazla, 2 ile bölünebilmeye çok fazla soru bırakıyoruz dostlar. Şimdi geldik 3 ve 9 ile bölünebilmeye. Diyeceksin ki 3 ile bölünebilmenin şartı şu: rakamları toplamı ya 3 olacak ya da 3'ün katı olan sayılar 3 ile tam bölünürmüş dostlarım. Neymiş? Rakamları toplamı 3 veya 3'ün katı olan bir sayı 3 ile tam bölünürmüş. Demek ki 3 ile bölünebilmenin kuralı neymiş? Bütün sayıyla ilgileniyormuşuz. Bak, baştan beri bir daha hatırlatıyorum. 2 ile bölünebilme neydi? Son basamakla ilgileniyor. En sağdaki ile. 4 ile bölünebilme son 2 basamakla. 2 basamakla ilgileniyor yani. 8 ile bölünebilme 3 basamakla ilgileniyor. Ama 3 ile bölünebilme sayının tamamıyla ilgileniyor. Hepsiyle ilgileniyor. Ve bütün rakamların toplamı 3 veya 3'ün katı olacak. Şimdi deneyelim. Mesela 111 sayısı sizce 3 ile tam bölünebilir mi? Hemen ne yapıyorsunuz dostlar? 3 ile bölünebilmenin şartı ne? Rakamlarını topla. 1'i, 1'i, 1'i. Topladığında 3 mü çıktı? 3 veya 3'ün katı çıktıysa bu tam bölünür dostum. Hadi bir tane daha sallayalım. Mesela diyelim ki 782. 3'ün katı mı? Yani 3 ile tam bölünüyor mu diye bakacaksın. Hemen rakamlarını toplayın. 8, 2 daha 10, 7 daha 17 yaptı. Bunun rakamlarının toplamı 17 yaptı. 17 3'ün katı mı? Kesinlikle değil hocam. O yüzden tam bölünmez. Yani kalanlı bölünür. Peki hocam kalanı nasıl bulacağız biz? Yani tutup sayıyı 3'e mi böleceğiz? Tabii ki bu da bir yol ama hani bazen de bu kadar küçük sayılar da vermiyor. Çok büyük sayılar geliyor karşımıza. Kalanın kaç olduğunu bulmanın yoluysa işte bu rakamlarını topladık ya arkadaşlarım. 17 çıktı ya rakamların toplamı. 17'yi de 3'e bölsen ne geliyor? 5 kere 3 15 çıkarttım 2. Kalan 2 geldi ya. İşte rakamların toplamının kalanı kaçsa 3 ile bölümünden, sayının da 3 ile bölümünden kalan odur. Aynı sayı olur. Kuralı da hemen notlarınıza yazın dostlarım. Hadi bir tane daha bakalım. 962 desek mesela. Şimdi bu sayının 3 ile bölünüp bölünmediğine bakalım. Dostlar neydi kural? Rakamları toplayacağım. Bak sana bir kolaylık daha söyleyeyim kardeşim. Şimdi eğer ki rakamları toplayacağız ya biz 3'ün katı mı diye bakacağız. Zaten 3'ün katı olan sayılar varsa bunları bir daha toplamaya katmana gerek yok. 9 zaten 3'ün katı. Bunu bir daha toplama. 6 zaten 3'ün katı. Bunu da bir daha toplama. Sadece 2'yi al eline. 2 3'ün katı mı? Değil. O zaman tam bölünmez. Peki kalan kaç hocam? Aha da sana kalan. Kalan da 2. Bak bir tane daha yapalım şimdi. 7683 diyelim mesela. Şimdi bunun da 3 ile bölünüp bölünmediğine bir bakalım dostlar. Şimdi toplayacağız değil mi rakamlarını tek tek? 7 3'ün katı değil. Onu toplayacağım bir kere. 6 3'ün katı, geç bunu. 3 de 3'ün katı, bunu da geç. Sadece 7 ile 8'i topla. 7 ile 8'in toplamı 7, 7 daha 8, 7, 7 daha 14, bir daha 15 yaptı. Peki 15 3'ün katı mı? Kesinlikle 3'ün katı. O zaman bu sayı 3 ile tam bölünür. Yani 3'ün tam katıdır dersiniz. Şimdi geldik 9 ile bölünebilme. 3 ve 9'u hep peş peşe anlatırız ki çünkü kural 3'ün ikisinde de aynıdır. 3 ile bölünebilmede rakamların toplamı 3 veya 3'ün katı. 9 ile bölünebilmede de rakamların toplamı 9 veya 9'un katı olacak. Bak 9 ile bölünebilmede bütün rakamlarla ilgileniyor. Bütün bir sayının rakamlarıyla ilgileniyor. Buna da değer verelim dostlarım. Mesela 9817 yazalım bir de. Hadi bir de 6 yazalım, bir de 5 yazalım. Bakalım bu sayı 9'a tam bölünüyor mu dostlarım? Şimdi bunda da aynı 3'te olduğu gibi zaten 9'un katı olan sayıları toplamana gerek yok. Mesela 9, 9'un katıdır. Bunu bir daha toplamana gerek yok. Bak yani yalandan yere sayıyı büyütmeyelim toplamı. Peki başka bir ayrıntı var mı öğretmenim? Bak bir de şuna dikkat et. Toplamları 9 oluyorsa da bunları da bir daha toplamana gerek yok. 8 ile 1'in toplamı 9 ya. Bunu da geç. Geri kalanlara bakalım. 7 ile 6'nın toplamı 13. 5 daha 18 yaptı burası. Yani 9'un tam katı yaptı. O yüzden 9 ile tam bölünür dedik. Mevzu da buydu arkadaşlarım. 9 ile bölünebilmede. Şimdi gelelim. Hemen bunu da pekiştirmek için şöyle 4 tane bir soru çözelim bununla ilgili. Diyor ki 3 basamaklı sayısı 3 ile kalansız bölünebildiğine göre, yani tam bölünebiliyor bak, 4, 6K sayısı 3 ile tam bölünüyor dostlar. Kalansız bölünüyor. K ne olabilir? Şimdi kural neydi? Şunların hepsinin toplamı 3'ün katı olacak ve toplayacaktım ben bunları. Peki hatta ne öğrendim? 6. Hocam zaten 3'ün katı. O zaman ben bunu bir daha yalandan yere toplamaya katmayayım o zaman. 4 kaldı bak elimde, bir tek daha kolay oldu. O zaman 4 ile K'nın toplamı 3'ün katı olacak öğretmenim. Peki K ne olabilir? K'ya 1, 0 desem 4 olur, olmaz. 1 desem 5, 3'ün katı değil. 2 desem 4 ile 2'nin toplamı 6, 3'ün katı oldu öğretmenim. O yüzden 2 kabulümdür. Peki 3 desem 4 ile 3'ün toplamı 7, olmaz. 4 desem 4 ile 4'ün toplamı 8, 3'ün katı değil. Geç. 5 desem 4 ile 5'in toplamı 9'dur ve 9 3'ün katıdır. Kabulümüzdür arkadaşlar. Hadi gelin buradaki ayrıntıyı da yakalayalım o zaman. Her seferinde bütün rakamları tek tek denemeyelim. Dostlar 3 ile bölünebilmede de işte size neyin değerini soruyorsa K'nın, M'nin, C'nin önemli değil. İlk değerini bulduktan sonrası hep 3 fazlası. 3 fazlası, 5'in 3 fazlası ne? Bak 8 de sağlar bunu. 4 ile 8'in toplamı 12'dir ve 3'ün katıdır. 3 fazlası, 3 fazlası şeklinde gidecek. 8'in 3 fazlasına öğretmenim 11. Peki K 11 olabilir mi? Olamaz tabii ki, çünkü K bir rakam. 9'dan büyük olamaz. O yüzden 11 kabulümüz değil. Kaç tane çıktı? 1, 2, 3 tane değeri çıktı. Değerlerin toplamını soruyor. 8, 2 daha 10, 5 daha 15'i yakaladık dostlar. Bakın bir tane de 9 ile bölünebilme var. Hadi bunu da yapalım hemencecik. 4 basamaklı sayısı 9 ile kalansız bölünmektedir. Hemen şuraya yazıyorum. 5, A, 7 ve 8. Ne olacaktı? Kuralımız neydi? Bunların toplamı 9'un katı olacak. Bak sakın karıştırıp da 3'ün katı deme. 9'un katı olacak. Toplayalım hocam. 5, 7 daha 12. 8 daha 20. 20 ile A'nın toplamı ne olacak? 9'un katı olacak. Tamam. Şimdi A'ya kaç verelim? 0 desek olmaz. 20 oluyor. 9'un katı değil. 1 desek 21. 9'un katı değil. 2 desek 22. Zaten 9'un katları ne ki arkadaşlar? 9, 18, 27, 36 gibi sayılardır 9'un katları. 27 olması için mesela A'ya 7 desem bak 27 oluyor ve 9'un katı oluyor. Peki bir sonraki değeri nasıl bulacağız öğretmenim? 9'da da tıpkı 3'te, 3'te olduğu gibi. Burada da 9 fazlası 9 fazlası. Yani bir sonraki değer 7'nin 9 fazlası 16 olacak. Ama A 16 olabilir mi? Olmaz. Çünkü A dediğimiz şey bir rakamdır. Ve rakam en fazla 9 olur. O yüzden 16 kabulümüz değil. Demek ki A'nın bir tane değeri var. O da 7. Zaten A rakamı kaçtır diye soruyor. Yani direkt değerini istiyor bizden. O da 7 çıktı arkadaşlar. Hemen 2 soru daha aldık. Diyor ki rakamları birbirinden farklı 7 bilmem ne bilmem ne sayısı 3 ile tam bölünebilmektedir. 3 ile tam bölünebiliyor. O zaman şöyle bir yazayım. 7 artı A artı 1 artı B tam bölünüyorsa 3'ün katıdır bu, değil mi arkadaşlar? Peki 7 ile 1'in toplamı gobeller 8. 8'e ben A ile B'nin toplamını eklediğimde 3'ün katı olacakmış mecburen. Peki 8'e biz 1 ekleyince, 1 eklediğimiz takdirde ne oluyor? 9 ve 3'ün katı oluyor. Peki artık bir sonraki toplamların değeri ne olur? Bir sonrakini bulmak için tek tek 2'yi, 3'ü, 4'ü denemeyiz değil mi? Neydi kural? 3 fazlası olacak. O zaman 1'den sonra 3 fazlası 4 de yazarsam 3'ün katı olur. 3 fazlası 7. 3 fazlası 10, 3 fazlası 13, 3 fazlası 16, 3 fazlası 19, 3 fazlası 22 diye bu gider böyle sonsuza doğru. Ama bir yerde durmam lazım benim öğretmenim. Nerede duracaksın işte dostum? Bak bu A dediğin şey ve B dediğimiz şeyler birer rakam değil mi kardeşler? Rakam değil mi bunlar? Peki rakamların toplamı... İki rakamın toplamı en fazla kaç olur sence? Taş çatlasa, la hocam bu da 9 olur, bu da 9 olursa iki rakamın toplamı en fazla 18 olur. Daha ötesi yok bunun. O zaman sen şuradaki 19'u asla kabul edemezsin. A ile B'nin toplamı 19 asla olmaz ve sonrası da kesinlikle olmaz tabii ki. Çünkü ne dedik? En fazla ama en fazla iki rakamın toplamı 18 olurdu. Peki ne çıktı o zaman? A artı B en çok kaç olabilir diye soruyordu bize. En çok 16 olur. Burada ne diyor? 13 diyor ama nereyi yakalamadık? Rakamları birbirinden farklıyı görmedik arkadaşlar biz. 16 olsa bunlar. 16 olması için A ile B'nin hangi değerleri vermemiz lazım bunlara? A ile B'nin rakamları birbirinden farklı dediği için işte 8, 8 desek olmaz. 1'ine 9, 1'ine 7 desek hocam yine olmaz çünkü 7 oluyor. Rakamları aynı oluyor. Başka birine 6, birine 10 desek ki 10 olmaz. O yüzden bunu sildik. Bak nelere dikkat etmemiz gerekiyormuş. Cevabı 13 görünce hemen buna zıplayacaktık yoksa, değil mi arkadaşlar? Demek ki cevap neymiş? 13'müş. 16'nın neden olmadığını anladınız inşallah. Çünkü A ile B'nin toplamı, bak bir daha söylüyorum. A ile B'nin toplamının 16 olması için birkaç seçeneğim var. Ya 8'e 8 olacak, ya 9'a 7 olacak. İşte 10'a 6 olamaz çünkü A bir rakam olduğu için 10 olamaz. Başka da seçenek yok. 2 tane seçeneğimiz var. Peki 8 8 olsa A ile B rakamları aynı olur. A ile B farklı olsun diyor bizde. 8 ile 8 bu yüzden olmadı. 9 ile 7 alsam 7 illaki birisinden A ya da B 7 olacak. Ama birinden biri 7 ise bizim sayımızın içinde başka 7 var. Rakamları farklı dediği için bunu da alamam. O yüzden 16 doğru cevap değildir dostlarım. İşte dikkat etmen gereken hususa dikkat ettiğin takdirde sorular senin için kolaylaşıyor. Burada ne diyor? 20 basamaklı 4444 sayısının 9 ile bölümünden elde edilen kalan kaçtır diye bir soru sormuş. Şimdi 9 ile bölünebilmemizin kuralı neydi dostlarım? Rakamlarının toplamı. Yani 4'ü, 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 nokta 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 4, 4 diye 20 tane 4'ü toplayacağız biz dostlar. 20 tane 4'ün toplamı demek 20 çarpı 4 demektir canım kardeşim ki o da 80 yaptı. Bu neymiş şimdi 80? Bize verilen sayının rakamları toplamı. Dostlar rakamları toplamını biz hemen 9'a bölüyoruz. 80'i 9'a böldüm. 7 kere olsa 7 kere 9 63. 8 kere olsa 8 kere 9 72. O zaman 8 kere. 8 kere 9 72 çıkarttım. Ne kaldı? 8. Rakamları toplamının da 9 ile bölümünden kalan yine bütün sayının 9 ile bölümünden kalana eşittir demiştik konuyu anlatırken. O zaman cevabımız 8'dir. Yapıştır gelsin. Evet geldik 5 ile bölünebilme kuralına, 10 ile bölünebilme kuralına dostlarım. Şimdi 5 ile bölünebilmek yine bizim çok sık, en sık sorulan hatta diyebiliriz dostlar, bölünebilme kuralımız. 5 ile bölünebilme kuralı sayının şöyle bilmem kaç basamaklı, işte 4 basamaklı yazdım ben. Sayının birler basamağıyla ilgili bir kuraldır. Tıpkı 2 ile bölünebilmede olduğu gibi. Sadece birler basamağıyla ilgilenir. Ve bu birler basamağındaki rakam eğer 0 ise, eğer 5 ise, 0 veya 5 olduğu durumda bizim sayımız komple olan bütün sayı burası 0 ya da 5 ise tam bölünür dostlar 5 ile. Ama yok burası 0 veya 5'in dışında bir sayıysa mesela 382 diyelim. Bu sayı 5 ile tam bölünür mü? Son basamağına bakıyorsun, hayır diyorsun, 0 değil ya da 5 değil, bölünmez. 0'dan kaç fazla öğretmenim bu? 2 fazla. Tam bölünmez, kalan 2'dir. Mesela 387 tam bölünür mü? Bölünmez. Peki kalanı kaçtır bunun? 0'dan 7 fazla ama biz 5'ten büyüklerde de 5'ten kaç fazla diye soracağız. 5'ten kaç fazla? 2 fazla. O yüzden kalan da 2'dir diyeceğiz dostlar. 10 ile bölünebilme sadece birler basamağıyla ilgileniyor yine. Ve tek bir şartı var. Birler basamağındaki rakam 0 olacak ki biz o sayı 10 ile tam bölünebilirsin deriz. Şimdi mesela hemen şöyle bir sayı yazalım. 4 basamaklı. Birler basamağındaki rakam 3. Peki bu sayının 10 ile bölümünden kalan kaçtır sorusunun cevabı neymiş o zaman? 3. Bak birler basamağındaki rakam ile 10 ile bölümünden kalan sayı hep aynı olacak arkadaşlar. Çünkü ileride şöyle soru çıkacak karşımıza. Bilmem ne sayısının birler basamağındaki rakam kaçtır diye soracak. Biz de hemen 10 ile bölümünden kalanı bulacağız onun. 10 ile bölümünden kalan demek birler basamağındaki rakam demekle aynı şeymiş. Ve bir sayının 10 ile tam bölünebilmesinin tek bir şartı varmış. Son basamağı yani birler basamağı 0 olmak zorundaymış. Hemen bunlarla da ilgili şöyle 4-5 tane sorucuk çözelim. Diyor ki ilk sorumuz. 3 basamaklı bilmem ne sayısının 5 ile bölümünden kalan 1. Şimdi dostlar 7, 2, A. Son basamağın yani A'nın tam bölünseydi 5 ile ne olması gerekirdi A'nın? Ya 0 ya da A'nın 5 olması gerekirdi. Eğer tam bölünseydi. Kalan 1 dediği zaman ne olacak? Sen artı 1 ekleyeceksin o zaman dostum. Yani A ya 1 olur, A ya da 6 olur. 2 değerimiz var. Kalanın 1 olması için 0 olsaydı tam bölünüyordu. Ama kalanın 1 olması için bunun 1 fazlası. 5 olsaydı da tam bölünüyordu. Kalan 1 gelmesi için 1 fazlası olacak. Deseydi ki kalan 2 ise o zaman 2 fazlası yani burası 2 olur. 2 fazlası yani burası da 7 olacaktı. İşte A'nın değerleri toplamı da 1 ile 6'nın toplamı 7'yi yakaladık gobeller. Peki geldik şu soruya. Bu ne diyor şimdi? Rakamları farklı bilmem ne sayısının 5 basamaklı sayısının 5 ile bölümünden kalan 3'tür. Bak yine unutma rakamları farklı. Şimdi sayıyı yazalım. 9, A, 5, 1. Kalan 3 diyorsa. Şimdi normalde son basamağın ya 0 ya da 5 olması lazım. Ama kalan 3 diyorsa o zaman son basamak ya 3 olacak. 9, A, 5, 1. Ya da ne olacak son basamak? 5'in 3 fazlası. 8 olacak dostlarım. Şimdi sayımız için 2 seçenek çıktı. Gelelim A muhabbetine. Şimdi A kaç olabilir? Dostlar A için herhangi bir şartımız yok. A sıfırdan başlar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 rakamlarının herhangi biri olabilir. Tek bir şeye dikkat etmen gerekiyor. Rakamları farklı olsun demiş. Yani 9 olamaz, sildim. 5 olamaz, 1 olamaz, 3 olamaz. Bunun dışındakilerin hepsi olur. Yani burada A değerimiz, A'larınız değeri 0, 2, 4, 6, 7 ve 8 olabilir dostlar. B hangisiydi? B de şu son basamağımızdı. Kalan 3 dediği için bir 3 yazdık, bir de 8 yazdık B yerlerine. Peki şu durumdayken A artı B'nin en çok değeri kaçtır? B zaten 3 de. A'yı da en büyük sayı seçelim. 8 artı 3'ten ne olur en çok? 11 olur. Ama dur. Şıklarda kesin 11 var. Sen hemen işaretleme. Çünkü belki buradan B 8 geldi. A da büyük bir sayı çıkacak. Biz daha büyük bir değerini bulacağız belki. Bir de ona bakalım. Şimdi normalde A sıfırdan başlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 değerlerini alabilirdi. 9 olamaz var çünkü. Rakamları farklı demiş. 5 olamaz, 1 olamaz, 8 var çünkü B'ye 8 dedik, 8 de olamaz. Peki ne olabilir? 0, 2, 3, 4, 6 ve 7 değerlerini alabilir buradan A. En fazla dediği için B zaten 8. A'yı da en büyük seçerim. 7 ile 8'in toplamı da 15 gelir. Bak buradan 11, buradan 15 geldi. Demek ki buradaki daha büyük. Bu illa böyle olacak diye bir kural yok. Yani B burada 8 hocam. Daha büyük olduğu için buradan çıkan daha büyüktür deyip buraya hiç bakmamazlık yapmayacağız. Belki burası daha büyük çıkacak. Bilemezsin onu. Pekala 2 soru gömdük. Hadi 3 tane daha gömelim. Hemen alıyorum şöyle önüme. Bakın ne diyor. Rakamları farklı. Burayı kaçırma. Rakamları farklı. 4 basamaklı sayısı 10 ile tam bölünebilmektedir. Aga 10 ile tam bölünüyorsa B kesinlikle kaç olur? 0. Yani bu sayı 4 A 3 0'dır. Buna göre başka da bir şey olmaz. Peki bu durumda A için hiçbir bölme şartı var mı? Bölünebilme? Yok. A o zaman bütün rakamları alır. 0 alır, 1 alır, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 değerlerinin hepsini alırdı. Ama ne zaman alırdı? Rakamları farklı demeseydi. Rakamları farklı dediği için sayımın içinde 0 olduğundan 0'ı alamam. 3 olduğundan 3'ü alamam. 4 olduğundan 4'ü alamam. Bunun için geriye kalan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane değerin 7'sini de alırım arkadaşlarım. O yüzden 7 farklı değer alır. Cevap 7. Bu ne diyor? 4 basamaklı bilmem ne sayısı 5 ile tam bölünebildiğine göre. 5 ile bölünebilmenin şartı neydi? Şimdi sayıyı şuraya yazalım. A, 3, 6, A. Son basamağım ne olacaktı? Ya 0 olacaktı ya da 5 olacaktı dostlar son basamak. Peki 0 olabilir mi son basamak? Niye olmasın ki hocam? Son basamak tabii ki 0 olabilir. Deminden beri de oluyor hatta. Peki A 0 iken burası da 0 olmayacak mı? Yani sayı şöyle olmuyor mu o zaman? 0, 3, 6, 0. Tamam, son basamak olur da ilk basamağa 0 yazdığında bu okunmuyordu. Sayı 3 basamaklıya döndü. Ama bana ne diyor kardeşim? 4 basamaklı sayı diyor. O yüzden A 0 olamaz. A'nın tek bir değeri var. O da 5. Geldik şuna. Çarpımının 10 ile bölümünden kalan kaçtır diyor dostlar. Biz şimdi artık tabii ki böyle kocaman kocaman sayıları tutup da çarpmayacağız dostlarım. İşin özü nedir öğretmenim? 10 ile bölünebilmenin kuralı sadece son basamaklarla ilgileniyor ya. Çarpımında da sadece son basamaklarla ilgileneceksin. Yani kalanlarla. Şimdi bu sayının 10 ile bölümünden kalan kaç? 4. Bu sayının 10 ile bölümünden kalan kaç? 8. İşte sadece bunlarla işin var senin. Sadece bu ikisini çarpacaksın. 4 kere 8, 32 dediğin an işte bu çıkan sayının 10 ile bölümünden kalan. 10 ile bölümünden kalan dediği zaman da son basamağa, birler basamağına bakıyorduk. Cevabımız da 2 geldi bile. Evet, şimdi sıra geldi 11 ile bölünebilmeye dostlarım. Biraz da buradan konuşalım istiyorum. Hemen bunu da bir halledelim bakalım. 11 ile bölünebilme. Kaç dakikamız oldu? 36 dakika olmuş. O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. 11 ile bölünebilmeyi biz ikinci videoya bırakalım. Bunu bölünebilmeyi 2 video halinde anlatayım ben size. Çünkü daha çok fazla kağıdımız var. Bu 1,5 saati geçecek nereden baksanız. Şimdilik burada duruyoruz. Bir sonraki videoda bölünebilme 2'yi de 11 ile bölünebilmeyle devam ediyoruz. Hadi öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere gençler.